önümüzdeki 2 sene içerisinde halkımızı inandırmak, güvendirmek için bir atak yapacağız. Halkımız hakikaten devlet, sosyal bir devlettir, mütecanis bir devlettir. Bizim elimizden tutuyor, bizi mağdur etmiyor, bizi ev sahibi yapıyor. Anlayışını yerleştirmektir. Bunun için 2013 yılının sonuna kadar 200 bin tane riskli binayı, risk taşıyan binayı yıkmak, bunları yenileme yolunda adım atmak. 2014 yılına kadar da 400 bin binanın dönüşümünü başlatmak için bir program yaptık. Bu doğrultuda gayretli bir çalışma içerisindeyiz. Ama tabii geldiğimiz noktada Sayın Başbakanımız da işaret ediyor. Artık binaların katlarını özellikle yeni yerleşim birimlerinde ve banliyölerde, yeni kuracağımız şehirlerde, ikametlerde katları 1 kat, 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kata kadar çekeceğiz. Mecbur kalmadan yüksek kat yapmayacağız. Ama bir vaka var ortada. Şimdi kentsel dönüşüm yapacaksınız. Kentsel dönüşümde mevcut de oluşum, evler birbirine bitişik. Emsal 3,5 civarında. Siz buraya şimdi hem 3 katlı ev, 4 katlı ev yapacaksınız, hem bahçe bırakacaksınız, sosyal donatı yapacaksınız, okul yapacaksınız, hem de o insanları oradan başka yere göndermeyeceksiniz. O ne demektir? Türkiye'de insanları savaş evlere, kaçak evlere, kanalı olmayan, yolu olmayan, suyu olmayan, depreme dayanıksız olan ve enerjiyi savuran evlere mahkum etmektir. Böyle bir olgu var. Yani bu, bugüne kadar bunu dünyada kim başarmış? Yani Güney Kore başarmış. Güney Kore şu anda son 20 yılın dünyadaki mucizesini yaratan bir, işte büyük bir ailenin olduğu, büyük bir ailenin ekonomiyi konfirme ettiği bir ülke. Tam bir mucizedir Güney Kore.